Daha hızlı kayar diye bekliyordum. Bu ne be? Yolda kaldık, kusura bakmayın. Bugün ne yapıyoruz? Doğrudan görme serisinde elektrikli scooter karşılaştıracağız. 2250 TL'den 50.000 TL'ye kadar scooterlarımız var bu videoda. Çok eğlenceli bir video olacak. Çok da yararlı olacağına eminim. Çünkü bu ara scooterlar çok moda oldu. Scooter almayı düşüneniz vardır. Bu da bir size rehber olsun. Demiyorum ki. Ucuz scooter'ımıza geldik. Xiaomi M365. Bu dünya üzerinde çıkan ilk hoverboard scooter denen alet bu. Bütün bu martılar, dostlar, işte Amerika'daki bird vesaire, lime, hepsi bu scooter'ı kullanıyor. Bu bizim dünya üzerinde ilk gördüğümüz giriş seviyesi bir scooter. Ben bunu geçen yıl almıştım. Tabii o zaman dolar bu kadar yükselmemişti. 2250 TL'ye almıştım. Şu an işte 3000 TL civarında bir fiyatı var. Giriş seviyesi en ucuz bulabileceğiniz scooter bu. Şimdi önce dışından başlayalım. Burada bir tane çın çın zili var. Burada da gaz kolumuz var. Şurada açma kapama düğmesi var. Sadece arkada freni var. Bak burada disk freni var bir tane. Çok hızlı gitmediğiniz için çok da iyi bir frene de gerek kalmıyor. Bu 25 km hızla gidebiliyor maksimum. Bir şarjla da 30 km dayanıyor, yazıyor. Ama bence 30 km hayatta dayanmıyor bu bir şarjla. Yokuş çıkamıyor. İki modu var bunun. Çift tıkladığınız zaman bu açma kapama tuşuna normal modu alıyor. Bir daha çift tıkladığınızda yeşil bir ışık yanıyor. Bu da eko modu. Biraz daha yavaş gidiyor. Daha uzun kilometre gidebilin diye. Şurada yanında bir tane böyle ayağı var. Bence bunun ayağı çok iyi. Bazı scooterlarda ayağı öyle bir koyuyorlar ki scooter koyunca löps diye gidiyor. Bunu ben hiç düşünmedim ayağından. Memnunum. Katlanıyor. Hafif 10 kilo falan bence. Yani baksana ayağımla falan kaldırabiliyorum böyle. Diğer scooterlarımız çok ağır olacak. Şuradan bunu açıyorsun. Şunu indiriyorsun. Bunu buradan kapatıyorsun. Zili çalan zımbırtıyı da şuraya sıkıştırıyorsun. Sonra bunu böyle kaldırıp götürebiliyorsun. Fiyatı olarak da, performansı olarak da, kullanışı olarak da, hafifliği olarak inanılmaz bir alet bence. Ben bunu işte bir yıldır falan kullanıyorum. Bayağı memnunum. O zaman şimdi test sürüşüne çıkacağız. Bakalım bu yokuşlardan çıkabilecek mi? Ben şimdiden spoiler vereyim. Çıkamıyor. Hafif bir eğim gördüğünüz zaman ayakla itekliye itekliye gitmeye başlıyorsunuz. Ama yani normal düz yolda gitmek için ideal bir ürün bence. Haydi çıkalım, test edelim. Nasılmış, ne oluyormuş? Kendi scooter'ım zaten. Çok alışkınım. Yavaş yavaş tatlı tatlı gidiyor. Gerçekten bu gezmelik dolaşmalık. Ulaşım aracı olarak kullanılır ama böyle normal yoldan giderseniz bizim birazdan yiyeceğimiz gibi küfür yeme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü hızlı gidemediğiniz için arkadaki sürekli düt 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 yapıyor. Şimdi bunu böyle birazcık ittiriyoruz önce. Bunun hızı bu maksimum. 20-25 diyorlar ama bence 25 görmüyordur bu. Bence 20 ile falan gidiyoruz. Bu videodaki scooter'lar orta fiyatlı ve pahalı olan scooter'lar araba gibi, motor gibi. Onlar gibi böyle yolun ortasından hava 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 gidemiyorsun. Komik bir şey ya. Hadi ben gideyim yavaştan, daha önce hızlanacağım ben zaten. Bak şimdi şu arabayı sollayacağım. Patates olma ihtimalim çok yüksek. Ezmeyin beni. Bizim arkadan araba geldiği için beni koruyorlar. Normalde bu tehlikeli bir cihaz. Hatta bence bunu normalde kullanıyorsanız kaskla kullanmakta fayda var. Şimdi buradan biraz daha böyle yokuş yollara girelim. Bizim için önemli olan abi, bir scooter'da olması gereken en önemli özellik bence İstanbul'da özellikle kullandığımız için yokuş çıkabiliyor olması. Yokuş çıkan scooter'la normal günlük hayatınızda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ama yokuş çıkmayan scooter'la bayağı mutsuz mutsuz gidersiniz. Bir de bu scooter'da süspansiyon yok, amortisör yok. O yüzden böyle gittiğiniz bütün kasisleri böbreğinizde hissediyorsunuz. Öyle de bir derdi var. Şu an mesela evden işe gideceğinizi varsayalım bununla. Evinizin işinizin arası 5 kilometre diyelim. 3 gün herhalde git gel yapabilirsiniz bununla tek şarjla diye düşünüyorum. Bunun şarjı bir 6-7 saat sürüyor. Yani ben bunu gece bırakıyorum, sabaha kadar şarj oluyor. Bir eko modu var, bir normal modu var. Bak biz şu an normal modundayız. Şuraya çift tıklıyorsun. Yeşil ışık yanıyor. Eko moduna geçiyor. Tekrar çift tıkladım. Yani bir kere basarsanız önde ışık var. O açılıyor. Yani fena değil ışığı. Şu an mesela orta eğimli bir yoldayız. Çıkmıyor. Yani şu an biz bence 7-8'de falan gidiyoruz. Arkada trafik yaptık. Bak arkası felaket şu an. Ben bununla evet çok dik yokuşlarda çıkıyorum ama ne yapıyorum? Çok dik bir yokuşa geldiğimiz zaman ayağımla böyle itekliye itekliye haydi 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 diye diye böyle zoraki çıkıyorum yokuştan. Hah mesela gel Arnavut kaldırım yokuş. Mümkün değil bu alet buradan çıksın. Bitti şu an bak, bitti. Böyle böyle gülüyorlar arkadan bizimkiler bana. Yani yokuş bitene kadar ayak da bitiyor zaten. Siz de bitiyorsunuz. Bak şu yokuşun yüksekliğine. Türkiye'de böyle yollar çok fazla var. Engebeliyiz biliyorsunuz. Bu yokuştan inerken bunu freni de çok tutar gibi gelmiyor bana. Evet tutuyor freni ya. Bak mesela şu an frene asıldım. %100 durdurmuyor ama yavaşlatıyor. Heh, hadi bakayım.
Yokuş aşağı falan hiç problem yok bu arada. Bak düz yol, Arnavut kaldırımı değil, asfalt, cillop gibi gidiyor şu an mesela. Bak ama şu an bir kasisimsi bir şey. Allah! İçimde hissettim yani, o kasisi yaşadım. 5 boyutlu kasis yapmışlar. Her yerinde hissediyorsun. Bizim yollarımız dümdüz olsa bu alet mükemmel. Allah'ım! Ya Rabbim! Zıpır zıpır. Ah ah! Şu mazgallar. Bunun ne avantajı var derseniz, şimdi bu diğer skuterlara göre hafif olduğu için ben mesela kaldırımdan giderken, bak hatta yapayım size bir kekoluk. Böyle kaldırımdan zıplayarak iniyorum. Kaldırımı zıplayarak çıkıyorum. Bak şöyle bununla bayağı köpü söpü zıplayabiliyorsunuz. Aha! Baba kendime rampa buldum. Şuraya gireyim mi vinçin arkasından? Orkun Işıtmak scooter'da hayatını tehlikeye attı. Şov haber. Bak şimdi bununla böyle zıplanıyor. Kaldırım spor. Bunun da böyle bir avantajı var tabii. Kaldırımdan rahat rahat gidebiliyorsunuz ama yayaları rahatsız etmeden gitmek lazım. Çok pardon. Teşekkür ederim. Kibar kibar yol istiyoruz. Kibar kibar geçiyoruz. Pardon. Valla benim diye söylemiyorum. Çok tatlı alet. Bence fiyat performans için de gerçekten değer diye düşünüyorum. Ama yokuş çıkmıyor. Ucuzumuzu bitirdik. Orta fiyatlımıza geçiyoruz. Inokim'in hangi modeliydi Ahmet Bey? Ox. Süper modeli. Bu bizim İstanbul'da bulabildiğimiz en böyle çetrefilli, okkalı böyle yol şartlarına uygun skuterlerden bir tanesi. Fiyatı 22.500 lira. Özellikleri nedir? En büyük özelliği bir kere eğim çıkması. Yani bayır yukarı 45 derece eğimle çıkabilme özelliği var. Diğer özellikleri süspansiyonun olması. Menzil özelliği. Şimdi LG pil var 60 volt, 21 amper ve bu ona 95 kilometrelik bir menzil sağlıyor. 95 kilometre gidiyor mu? Gidiyor, evet. Kaç saatte şarj oluyor? 7 saatte şarj oluyor. Diğer bir özelliği de 1000 watt gücünde. Kaçla gidiyor bu? Maksimum 45 kilometre hız yapıyor. Burada galiba hız ayarları var üstünde. Cruise kontrolü var. Var cruise kontrolü. Hız sabitliyor. Aynen. Sensörlü ışıklar var. Farlar, arka spot, fren spotu. Bu ağır. Ağırlığı 28 kilogram evet. Yani bu indir getir böyle her gün eve işe giderken taşıyayım çıkarayım yukarıya indirdim için biraz zor aslında. Kullanmanıza bağlı. Zaten menzil uzun menzile sahip olduğu için. Bununla eğer iş yeriniz 10 kilometre mesafedeyse zaten bunu bir hafta kullanırsınız. Ön ve arka süspansiyona sahip ve tasarım ödülü almış bir model bu. Hiç çıkmadığı bir yokuş oldu mu? Şu ana kadar deneyip de olmadı hiç. Vallahi. Hepsine çıktım. Hadi biz de bir deneyelim o zaman. Altında 1000 voltluk motor var, ben ayakla itiyorum. Frenleri bir tık bu arada beni korkuttu. Çünkü böyle freni ilk sıkmaya başladığınızda böyle yavaşlamıyor ama tamamen sıktığınızda bir anda duruyor. Ben burada bir böyle gidip geldim, hızlı giderken freni asılınca arka teker kaymaya başlıyor. O yüzden böyle frenleri beni bir tık korkuttu. Şimdi 3 seviye hız ayarımız var. 3'teyken en hızlı gidiyor. Ben 40 kilometre görebildim. Bakalım daha hızlı mı buradan yokuş aşağı ineceğimiz için görebiliriz. Bu direkt hiç ayağınızla iteklemeden bastığınız zaman gidiyor. Mesela şu an hiç gaz vermiyorum. Zaten yokuş aşağı olduğumuz için bayağı hızlı gidiyoruz. Şu an mesela gaz verdim. Bayağı hızlı gidiyor. Korktum. Yavaşlayalım hocam. Bir de bunda şöyle bir sıkıntı var. Bunu normalde tabii böyle trafikte falan kullanma niyetiniz varsa tabii ki kask, dizlik, dirseklik bir şeyler bence kesinlikle takmak lazım. Çok tehlikeli yani. Yokuş aşağı duramadım. Tamam. Şimdi buradan dönüyorum. Burası güzel bir yokuş. Şimdi bu yokuştan çıkarsa vallahi helal olsun. Direkt şu an mesela hız 3'te ve yokuştan bayağı çıkıyorum ve hızlanıyor yokuşta. Benim alet böyle hızlanmıyor. Kaçla gidiyoruz şu an? 32 ile gidiyoruz. Vallahi çarpıyordum, şeye alışamadım. Cruise kontrol var bunda. Belli bir hızda, belli bir süre gittiğiniz zaman o hızı sabitliyor. Ve elinizi gazdan çekseniz bile o hızda gitmeye devam ediyor. Ben bir tık alışamadım ona çünkü böyle tam döneceğim zaman elimi gazdan çekiyorum dönebilmek için. Ama böyle tam karşıya çarpacak gibi oluyorum. Bu yokuştan bayağı hızlı çıkıyor, çok güzel çıkıyor. Şu an parmağım gaza basmıyor ve kendi sabit aynı hızda gitmeye devam ediyor. Böyle uzun yol giderken bu çok kullanışlı olur bence. Bayağı kendi gidiyor, ne güzel. Araba gibi ya. Kasis! Frene basamadım. Bayağı hızlı gidiyor. Motor gibi bir şey bu ya. Yokuş festivali. Şöyle çıkıyoruz. Allah. Tamam mesela yokuşta durdum. Elimi gazdan çektim. Tekrar bastım. Motorun burada güçlenmesi çok zor bir şey normalde ama bayağı hızlandı. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl konuya. 22.500 lira. Çok para. Ve aslında 22.500 liraya bayağı motor alabiliyorsunuz. Ama kullanması çok keyifli. Cillop gibi böyle bütün her yerde gezersiniz. Trafiğe çıkmadığınız sürece... Bayağı dönerken yatıyorsun falan böyle bir hafif böyle hani motordaki yatma gibi yani çok bir yatma beklemeyin tabii de. Ama bayağı yatılıyor ya, benim çok hoşuma gitti bu. Böyle hiç şey hissetmedim, keşke biraz daha hızlı gitseydi işte yokuşu biraz daha hızlı çıksaydı mesela. Allah.
Selam verirken çukura giriyorduk. Bak şu an gerçekten dik bir yokuştan çıkıyoruz. Bilmiyorum kamerada ne kadar belli oluyor ama çıktı. Allah bu ne be? Bu yokuştan yürüyerek düşerim ben. Ne biçim bir yokuş bu? İntihar teşebbüsü. Bakayım frene asılsam ne olacak? İki frene de şu an... Kovalanıyor muyum? Ben mi kovalanıyorum? Arabayı kovalıyorlarmış. Beni kovalamayın. Duramıyorum. Duramıyorum. Şu an bak frenler asılı durmuyor. Vallahi durmuyor ya. Frenlerini beğenmedim. Sahile indik. Ulan bütün İstanbul'u gezdik. Şimdi bu indiğimiz yokuşu bir de çıkacağız. Bu yokuşu çıkarsa İstanbul'da hiçbir yokuşta sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Bayağı çıkıyoruz şu an. Löpür löpür çıkıyoruz. Of Allah Allah. Şakşuka. Şakşuka. İçim titriyor. Bu arada süspansiyonu bayağı iyi. Yani önceki scooterlara baktığımızda bu kadar konforlu gitmiyorduk. Yani bu benim gerçekten şu ana kadar hayatımda bindiğim en konforlu scooter. Bak böyle şu an İkinci vitesteyim bu arada. Elimi de gazdan çektim çünkü sabit hızla çıkıyorum. Bakayım gaza bassam ne olacak? Gaza bastım, bir şey değişmedi hayatımda. Aha. Bakalım buradan çıkacak mı? Biraz böyle bir zikzak yapayım. 15 ile çıkıyoruz şu an. Bence gayet güzel. Vallahi helal olsun. Bak şu an yokuş bitti ya, açılıyor. Hızlandı. Elimi çektim gazdan. Bayram havası şu an. Gerçekten kullanması çok keyifli. Allah Allah Allah, eziliyor muyum? Fren tutmadı yine bak. 4 yıl ağzımda patates oluyordum. Bak şöyle birazcık slalom yapmayı deneyelim mesela. Hop. Sağa gittim, sola gittim, sağa gittim, sola gittim, sağa gittim, sola gittim. Çok keyifli. Yol tutuşu da güzel. Bir scooter'da yol tutuşu olur mu diye sormayın. Vallahi var. Burası neymiş ya? Burası çok güzel bir yermiş. Ne burası? Bilen yazsın yorumlara. Haydar Ovası, Haydar Ovası. Tek el bırakılmıyor scooter'da. Yok, bu mantıklı bir şey değil. Tek el bırakınca benim bütün dengem kayboluyor. Oğlum bununla tam böyle magandalık yaparsın ya. Hop filader. Ne bakıyorsun lan? Scooter magandası Türkiye'de bir ilk. Orkun Işıt bak scooter'la magandacılık yaptı. Show Haber'de. Tada. Çok güzel bak, gidişi çok güzel. Tek derdine frenleri tutmuyor. Ya freni bozuk ya da mantıklı yapmamışlar frenin ama bence bozuk. 22.500 lira. Çok ama güzel be. Vallahi güzel. Ben çok sevdim. Puanım 9. Yanımızda dünya üzerindeki en güçlü, en hızlı, en iyi performanslı, aynı zamanda da en pahalı scooter'ımız var. Dualtron X modeli. Yanımızda Halit Bey var. Halit Bey bize anlatacak scooter'ı. Uzay mekiği gibi görünüyor zaten. Normal bir scooter'a asla benzemiyor. Burada hani üstüne çıktığımız platform kare ve kocaman. Diğer incelediğimiz scooter'lardan çok farklı bir tasarımı var. Süspansiyonu var, çift diski var, hidrolik freni var. 100 km hız var. 100 ile gidiyor. 100 ile giden scooter mı olur? Bilmiyorum. Ben bu arada bunu rakibini gerçekten motorlarla kıyaslıyorum. Bunu scooter'la kıyaslamıyorum. Dünya üzerinde atan Ferrari, Lamborghini, drag yarışları yapılıyor bunlarla. Drag yarışında Ferrari'yi geçmiyordur. 0-100 km hız alması 9.6 saniye. Lan sen scooter'sın, haddini bil. Dövesim geldi. Peki hocam bunun özellikleri nedir? Yani bizim bu videoda diğer incelediğimiz scooter'lardan bunu ayıran şey nedir? Kaç watt bu? Scooter dünyasını Dualtron ve diğerleri olarak ayırıyorum. Dualtron ve diğerlerinin ayrılan en büyük fark zaten motor gücü. Dualtron serisinin en üst motoru. En üst motoru diyorum yani scooter'a değmiyorum. 6720 watt gücünde. Bak bu 6720 watt önceki incelediğimiz 1000 watt'ta 6700 watt'a çıktık bir anda. Ben müşterime bunu satarken de şunu söylüyorum. 4x4 bir aracınız varsa bir yokuş çıkamıyorsanız gelin Dualtron alın, o yokuşa çıkın diyorum. 4x4 aracın çıkamadığı yokuşa mı çıkıyor bu? Başka diğer güzel özelliği de şu bataryası. Şu altta gördüğünüz kare dek içinde 49 amper bir batarya var. Bu 150 km menzile eşdeğer. Aracı tek şarjda yaklaşık 22-23 saatte doldurabiliyorsunuz. Hızlı şarj artı 2 ya da 3 tane şarj cihazı da doldurabiliyorsunuz. 2-3 tane prize aynı anda takıp farklı şarj cihazlarıyla aynı anda şarj edebiliyor musunuz? 8 saatte tamamı şarj oluyormuş. Şimdi bunun bir süspansiyonu var. Zaten gerçi motorlardaki süspansiyon gibi bir süspansiyon var. Bütün süspansiyonları arkayı da önü de ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Gidonda bir süspansiyon var şurada. Süratle giderken bunun sallanmasını engelliyor. Burada dijital bir ekranı var. Her türlü farı var. Üstündeki ledlerinin renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Uzaktan kumandayla her renk yapabiliyorsunuz. Önünde işte bilmem ne farı var. Altlarında farı var. Sağ sol sinyali var. Var oğlu var ya. Aklına gelebilecek motorda olan her şeyi koymuşlar buna. ABS de var onun arayı. Ha ABS var. Yani disk fren var arkalı önlü zaten. Hidrolik fren bunlar. Üstüne bir de ABS var. Yani giderken freni asılınca pompalamaya başlıyor. Yavaş
yavaş yavaş seni durduruyor. Hız modları var. 1, 2, 3 seviyesi var. Gazı bıraktıktan sonra kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir sistemi var. Ve bu elektrik sistemi topluyor. Ana hibrit araçlardaki gibi. Frene bastığınızda o fren gücüyle arabayı tekrar şarj eder ki böyle harcadığınız elektriğin bir kısmını geri kazanın diye. Bunda da mı var o? Bir de bu her türlü yolda gidebiliyor değil mi? Arnavut kaldırımında da gidiyor, evet. Asfaltta da gidiyor, toprakta da gidiyor, yokuştan da çıkıyor, offroad da gidiyor. Teknoloji harikası alet ya. Fiyatı nedir? Fiyatı 48.500 lira. Niye? Zaten bataryası aracın neredeyse %40-%50 maliyeti oluşuyor. 48.500. Ben çok merak ettim. Bineceğim ya. Buraya GoPro takma yeri bile yapmışlar alete ya. Gerçekten çok iyi düşünülmüş. Ha bu arada buna böyle binmiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Şimdi biz bu arkadaş yüzle gittiği için motor kaskı, içinde motor eldivenleri, bir de motor montuyla bineceğiz. Çünkü ne kadar güvenli olsa da tehlikeli bir şey. Çünkü basınca yüzle gidiyor ve bu bir scooter. Çarparsan sen muhatap oluyorsun çarptığın yerle. O yüzden bütün güvenlik önlemleri, hava da çok sıcak be. Hadi ben giyip gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Alete ilk defa biniyorum. Bu bir şeytan, bu bir canavar. Yani bunu bir Ferrari gibi düşünün. Aa! Vallahi bayağı hızlı gidiyor. Önü kalkacakmış gibi gidiyor hatta. Ben hayatımda bu kadar hızlı giden bir scooter görmedim. Hiç şaka yapmıyorum. Tehlike festivali. Scooter'a bu kadar kaskla, ceketle bilmem neyle binen bir tek ben varımdır ama çok haklıyım bence ya. Herkes gelip vedalaştı benimle ya. Rastgele dediler, kolay gelsin, iyi şanslar dediler, tek parça gel dediler. Çıkıyorum. Hele hele. Bak şu an 3 güç modumuz var, bir de bu. 33 ile gidiyorum şu an, bir de. 2'yi alsak mesela. 2'yi aldım. Bismillahirrahmanirrahim, kaçta gidiyorum ben? 55'te gidiyormuşum, çokla gidiyorum. 60'ta gidiyormuşum, çokla gidiyorum. Çok iyi hızlanıyor. Manyak gibi hızlanıyor. Bu deli bir şeymiş ya, deli bir şey. Ben size söyleyeyim, çıkamayacağı yokuş yok. Bunda buradan İzmir'e gidersiniz. Trafiğe girdik. Trafikte bence bunu 1'e alabiliriz. Bir de trafik performansı göstermiş olalım. Aa, herkes scooter'la geçiyor. Scooter kardeşliği. Bak kornamız var. Korn, bildiğin korna var. Şu an bak kasisten çıktım. Bence bunlar kasisten falan atlarsın ya. Atladım bak. Oho, bayağı güzel atladım, kasisten atladım. Şeyden oh, bayağı çukura girdim. Amortisörler çok sağlam abi. Şu an hala 1'de gidiyorum bu arada. Vitesim 1'de. Güzel bir yokuş bulmuşlar bizimkiler. Oha, çıkar mı burayı? Hadi bakalım. Oha bunu çık. Oha. Lan lan burnum kalkış. Nasıl bir yokuş bu? Bu nasıl bir yokuş? Bak bizim araba yemin ederim bu kadar hızlı çıkamamıştır bunu. Bak bak yokuşa bak, hala birinci hızdayım bu arada. 3'e alsam kim bilir buradan 80'le falan çıkacağım. Ve yarım basıyorum, 25'le yokuş çıkıyorum. Şaka gibi. İnanılmaz bir şey bu. Oğlum 25'le yokuş çıktım, siz 25'le çıkamadınız lan. Bakalım bir de frenleri nasılmış. Mesela şurada dik bir yokuş. ABS devreye giriyor. Evet, güzel duruyor, güzel duruyor. Bak mesela yokuştan gidiyorum, şu an saldım kendim biraz. Frenlere asıldım. Arka sanki bir tık kayıyor. Ama önde ABS olduğu için bak şu tıkı 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 ses duyuyorsunuz. O böyle frenin yavaş yavaş pompalanma sesi. Frenleri de çok kaliteli bunun. Çok pahalı ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Bu benim motordan bile hızlı olabilir yani. Bak bak yokuşa bak. Bak az önce çıktığımız yokuşa bak. Allah'ım şeytan yokuşu. Bak şurada frenim bir saniye bak. Bir saniye bıraksa frenim benim. Burada ben öldüm. Arabaların üstüne gideceğim. Gerçekten frenlere güvendim. Güvenim de boş çıkmadı. Helal olsun frenler. Ya bak şu an birinci vites ne demek biliyor musunuz? Motorun sadece %30'unu kullanıyor. Yani bir %70 daha gücü var bunun bizim henüz göremediğimiz. Arabaları deli fişek solluyorsun bununla ya. 50 bin liraya scooter mı olur diyoruz. Vallahi de oluyormuş, güzel de oluyormuş ya. Ama hani 50 bin liraya motoru alacağımı, bunu alır mıyım? Alabilir mi ya? Şu an çıktığım yokuş bilmiyorum kamerada ne kadar belli oluyor ama ben yürüyerek zor çıkarım bu yokuşu. Yemin ederim bak birinci viteste 25'le çıkıyor ya. Vallahi helal olsun ya. Plaket vereceğim şu an alete. Bu kadar güçlü bir motor ben hayatımda görmedim ya. Benim arabam böyle değil ya. Bak araba bizim arkada, daha geriden geliyorlar. Bu aletin adı bundan sonra Yokuş Reis. Korkuyorum ya. Ben bile korkuyorum. Düşün, manyak bir adamım ben. Ben bile korktum. Bu aletin çıkamayacağı yer yok. Bu alet Ağrı Dağı'na falan çıkabilir ya. İnsanlar kendi skuterlerini almaya başlamışlar bayağı. Ne güzel ya. Dur bakayım, 2'ye alacağım şunu. Şu an bak 2'ye aldım. Allah'ım ışınlanıyor. Bayağı arabalardan hızlı gidiyorum ya. Öyle bir delilik var. Abi yarışalım mı? Geçerim valla. Vallahi motoru geçiyor. Saçma bir aleti. Baba başım bak. İkideyim şu anda. İkinci vitesteyim. Allah, öndekine ışınlandım bir anda. 40 gördüm. Bir saniye içerisinde. Tabii bunlar elektrikli olduğu için normal bir motora göre daha hızlı hızlanıyorlar. Çünkü biliyorsunuz elektrikli araçlarda kavrama diye bir şey yok, benzin olmadığı için. O yüzden direkt gücü veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. 50 ile gittim. Bu arada şu an gittiğimiz yollar berbat yollar. Yani normal benim kendi ucuz scooter'ımla bu yollardan gitmek çok zor. Hem dik hem yokuş.
koymuş. Hem çukur hem Arnavut kaldırımı. İstanbul'un altını üstüne getirirsin bununla. Araba sollayalım mı? Dur korna çalalım. Hop. Çok hızlanıyor bir anda. Bununla var ya bence yokuş yukarı araba çekersin arkasına ip bağlayıp. Abarttım da. Daha ikinci vitesteyim. Üçüncü vitesi hiç görmedik. İkinci viteste gazı kökleyemedim korkudan. Tabii ama bak böyle bir avantaj var. Hiçbir motor yani şu aradan geçmez muhtemelen. Ben her zaman trafikte motor kullanırken bizim kurye abilerimizi takip ederim. Biraz çılgın hareketler yapsalar da genelde doğru yerlerden girerler ve en kısa zamanda ulaşırlar gidecekleri yere. O yüzden bak onları takip etmek hep mantıklıdır. Bak biz de motor arkadaş gibi olduk. Hadi lan bir üçe alıyorum. Sigome! Vay 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 vay! Osman çekin Osman! Motoru geçtim. O kadar güzel bir... Bak şimdi bak viraja yatıyorum bak. Viraja yatıyorum ya. Scooter'la viraja yatıyorsun motor gibi ya. Ben yine 3. vitesteyim. Yine harika bir yokuş var. Şimdi bu yokuşa çıkacağım. Bakalım kaçla çıkacak. Bak yokuşa bak. Şu an 40'la çıkıyor yokuşu. 40'la şu yokuşu çıkıyor ya. Hayatımda daha iyi bir araç kullanmadım. Bu kullandığım en iyi motordan, en iyi elektrikli araçtan daha iyi bir şey ya. Ve çok eğlenceli ve çok keyifli ya. Hafta sonu bende böyle bir şey olsun üstünden inmem. Şimdi hiç ben gaza basmadan yokuş aşağı yardırıyorum. Bakın mesela frenleri sıktım. Bayağı güzel durdum. Frenleri de çok güvenli bence. Ya normalde bak bir şeyin pahalısı iyisi demek değil. Her zaman bu böyle yani biz bu seride bunu görüyoruz. Ama bu pahalı ve çok iyi ya. Ha bak bizimkiler burada kalmış. Oha şaka gibi. Ben yukarıya çıktım indim Ihlamur Kasrı'na çıktım indim. Şaka gibi. Oha bak daha yeni duruyorlar orada. Ben 5 dakika önce falan yukarı çıktım yokuştan indim. Yani tek derdi bunun nedir diye sorarsanız bence bu alet 70 kilo mu ne? Bunu bir yere çıkartıp indirmek eziyet. Bunu böyle arabaya sokmak falan zor iş. Ama günlük işe gideceksin, bir yere gideceksin. İnanılmaz bir alet ya. Koronadan dolayı sporumuzu yarım spor yapıyoruz elle tutunamadığımız için. Ne yaptık bu videoda? Ucuz, orta, pahalı olmak üzere 3 farklı scooter inceledik. Hepsi birbirinden güzeldi. Scooter'a yeni başlamak istiyorsanız, çok hızlı bir şey istemiyorsanız, kardeşim ben yokuş çıkacağım, çukura gireceğim demiyorsanız Xiaomi'nin en uygun fiyatlı olan modeli size göre. Ama efendim ben bütün ulaşımımı scooter'la sağlayacağım. Motor alma niyetim vardı ama scooter bir tık daha mantıklı geldi. Daha böyle taşınabilir, elektrikli, şarjlı vesaire diyorsanız kesinlikle bu Dualtron'un X modelini alabilirsiniz. Fiyat biraz pahalı ama benim şu ana kadar kullandığım en keyifli, en hızlı scooter ama tabii ki onu alacaksanız kask, yelek mutlaka bir şeyler alın. Hatta motor kask takmakta bence fayda var. Ama Dualtron'un fiyatı çok fazla geliyorsa da böyle tam ikisinin ortasında süspansiyonları çok güzel, yol tutuşu çok güzel, konforlu ve benzili uzun olan bir şey istiyorsanız da Inokim'in Ok Super modelini tercih edebilirsiniz. Ya hepsi güzeldi scooter'lar. Gerçekten çok da keyif aldım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla sonradan görme serisinde video görmek istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.